Merhaba arkadaşlar. Ben Steemit'ten Tarık Hakan 55. Pencil 2'de derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programı açamayan arkadaşlar olur diye indirmiş olduğumuz dosyanın içerisinden açarak yine sıfırdan anlatımımıza başlayacağız. Pencil 2'de dosyası indiği zaman bu şekilde geliyor bize. Yapmamız gereken, eğer direkt açamıyorsanız sağ tıklayarak yönetici olarak çalıştır demeniz de yeterlidir. Direkt açabilen arkadaşlar çift tıkladığı zaman ekrana artık gözünüzün de aşina olduğu Pencil 2D uygulamamız gelecektir. Bugün yapacağımız uygulama gölge efektini nasıl veririz? Bunun birazcık üzerinde duracağız. Umarım başarılı bir çalışma ortaya koyarız. Şimdi yapacağımız işlemlerden birisi bize bir adet daha vektör layer lazım olduğu için buradan vektör layer'ımızı artırıyorum. Tıklıyorum ve gördüğünüz gibi 4 seçenekten İlerleyen aşamalarda ses eklemeyi de göstereceğim. Bugün bu gölge efektini yapalım. İlerleyen aşamalarda da dediğim gibi ses efektini ekleriz. Şu an bize bir tane daha vektör layer lazım olduğu için tıklıyorum. Vektör layer'ımı ekledim. Bitmap'imi aşağıya çekiyorum. Vektörler yukarıda kalsın. Bitmap'imi, zeminimi buradan bir renk bulacak şekilde şöyle bakalım. Birazcık koyu olsun ki arka planımızı görelim. Bu şekilde bir arka plan yapıyorum ki gölge efektimizi daha iyi görebilelim diye. Daha sonra Layer 2'mize, bakın herhangi bir frame daha eklemedim. Layer 2'mize geliyorum, artık vektör layer'larda kullandığımız kalemimizi seçiyorum. Gölgem daha iyi görünsün diye bu şekilde birkaç böyle iyi, zeminin sabit olduğuna anlaşılmasını sağlayacak olan bir tane çizim yapmaya çalışıyorum. Bu da bizim arka planda kalacak sabit olarak. Alttaki vektör layer'ımızda. Şimdi üstteki vektör layer'ımızı seçiyorum. Yapacağımız işlem tepeden bir topumuzu çizerek aşağıya bu topumuzu yavaşça indireceğiz. Her layer'da gölgemizi büyüteceğiz. Topumuzu yaklaştıracağız. En sonunda da yerden zıplama hareketini topumuza vereceğiz. Layer'ların uzamaması için ya da anlatımımızın uzamaması için ben bunları bazen durduracağım, videoyu çizeceğim, sonra devam edeceğim videomuz uzamasın diye. Şimdi ilk topumu çiziyorum. Evet, topumuzu çizdim. Şimdi yapacağımız işlem vektörümüzde topumuzun nereye temas edeceğini ayarlamamız. Ben şurada aşağıda bir nokta belirliyorum. Topumuz diyorum buraya temas etsin. Topumuz yaklaştıkça bu gölgemizi büyüteceğiz. Topumuzla beraber daha da büyüyecek. Layer layer bu efektimizi vermiş olacağız. Şimdi hemen ikinci layer'ımızı topumuzla beraber çoğaltıyorum ki daha net şekilde olsun diye. Topumuzla beraber ikisini de çoğalttım. Şimdi geliyorum. Ayrı ayrı. Burada yine arka plandaki görünürlüğümüzü açalım ki topumu hareket ettirdiğim zaman nereye doğru hareket ettirdiğimi görelim. Seçiyorum. Birazcık aşağıya doğru indiriyorum topumu. Daha sonra gölgemi geliyorum, birazcık daha büyütüyorum. Birazcık daha büyütmüş oldum. Sonra tekrar aynı şekilde böyle yarımı çoğaltıyorum. Üçüncü layer'ımı da aldım. Yine seçme aparatıyla çekiyorum. Tekrar seçim aparatımla birazcık daha indiriyorum topumu. Sonra seçmeyi kaldırıyorum. Geliyorum kalemimle. Gölgemi birazcık daha büyütüyorum. Çok büyütmeyeyim ki geldiği zaman ona göre ayarlamamızı yapalım. Topumuz zaten ufak olacak olursa sonradan topumuzu layer'larda birazcık daha büyütebiliriz. Ya da sembolümüzü küçültebiliriz. Ona göre ayarlamalarımızı istediğimiz gibi yapabiliriz. Evet, şimdi tekrar layer'ımızı çoğaltıyorum. 4 numaralı layer'ımız oldu. Seçimi kaldırıyorum. Tekrar seçerek birazcık daha yaklaştırıyorum. Birazcık daha yaklaşmış oldu. Şimdi gölgemizi birazcık daha artıralım. Birazcık daha büyütelim gölgemizi. Sonra devam ediyorum. Beşinci layer'ımda aynı şekilde
Tekrar seçiyorum. Topumu artık bu esnadan itibaren yavaş yavaş genişletmeye başlayacağım. Öncelikle birazcık daha yaklaştıralım topumuzu. Zeminimizi de birazcık daha genişleteyim. Geliyorum. Birazcık daha genişleteyim ki çok olmasa bile bu şekilde genişlettim. Topumuzu seçelim. Biraz büyüteyim. Topumuzu rahat bir şekilde görebilmek için şöyle ortaya alıyorum. Topumuzu seçiyorum. Tıkladığım zaman, mavileştiği zaman biliyorsunuz, yavaş yavaş böyle yanlardan hafifçik genişlettim. Sonra tekrar layer'ımı artırıyorum. Geliyorum. Seçimimi kaldırıyorum. Tekrar seçiyorum. Birazcık daha yaklaştırıyorum. İyice yaklaşmış oldu. Zeminimizi birazcık daha genişletelim. Zeminimizi birazcık daha genişlettim. Geliyoruz şimdi. Topumuzu birazcık daha genişletiyoruz. Maviliğimizi seçiyoruz. Genişlettik. Evet, layer'ımızı tekrar çoğaltıyorum. Hemen seçimi kaldırıyorum. Topumuz artık zemine çarpsın. Zeminle bütünleşsin. Hemen o işlemi yapıyorum. Topumuz zemine çarptı. Hemen geliyorum. Topumu bu esneme hareketlerini vermem lazım. Zemine çarptığı için. Şöyle. Topumuzu birazcık zemine çarptırmış olduk. Şimdi bakalım ne aşamadayız. Hızımızı biraz düşürelim. Sayfamızı da biraz ufaltalım. Bakalım nereye gelmişiz. Döngümüzü yapalım. Görelim. Hızımızı da düşürüp bakalım. Topumuz birkaç saniye daha burada birazcık esnemesi lazım. Gördüğümüz kadarıyla zemine tam değmemiş. Onu da halledelim. Evet, tekrar layer'ımı çoğaltıyorum. Sayfamı büyütüyorum. Topumu tekrar seçiyorum. Birazcık daha zemine değdirelim. Zemine birazcık daha değdirdik. Geliyorum. Seçimi kaldırayım. Topumu birazcık esnetiyorum. Evet, hareketimiz bu. Bundan sonraki kısımlarda aynı şekilde layer'larımı çoğaltacağım ve yukarı yönde döngüyü başlatacağım. Yukarı yönde döngüyü başlatıyorum. Size videomuz çok uzamasın diye yukarı döngüyü yapıp videoyu durduruyorum burada ve yapıp o kısmını göstereceğim. Mantığımız aynı. Layer'larımı çoğaltacağım. Büyük ihtimal 16'ya varacak layer'ımız. Şimdi onları da birer birer 3-4 tane yapıp bir durdurup göstereceğim size. Evet arkadaşlar, videoyu durdurup layer'larımı oluşturdum. Toplamda 23 adet layer'ımız oluştu. 12. layer'ımızı tam ortada seçtim. Yani 11. layer'ımızdan hepsini alıp 13'e kopyaladım. 10. layer'ımızı 14'e kopyaladım derken 12'den aşağısını tersten olarak yukarıya doğru kopyaladım. Bunu da yaparken layer'ımızı seçiyoruz. 11. layer'ımı seçtim. Bakın buradaki koyu oldu. Edit'ten Select All. Sonrasında Copy diyorum. Sonra geliyorum.
13. layer'ımı seçiyorum. Bakın seçtim, sonra oraya geliyorum. Edit'ten Paste dedim miydi? Bu şekilde layer'larımı çoğaltmış oldum. Şimdi geriye bir tek şu arka layer'ımda herhalde bir iki çizik işlem kaldı. Onları da tıklayayım, böyle onlar çekilsin aradan. Şimdi birden itibaren hızımızı bir seviye daha artırayım. Bakalım nasıl olmuş işlemimiz, hep beraber görelim. Çalıştırıyorum gölge efektimizi. Gördüğünüz gibi burası gölge alanımız. Gölgemiz nasıl oluşmuş, birlikte bakalım. Gördüğünüz gibi top gelirken gölgemiz de topla beraber büyüyor. Top giderken küçülüyor. Topumuzun yere çarpma, esneme hareketlerini de burada yaptık. İsterseniz bunu hızlandırabiliriz. Daha hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Ya da yavaşlatabilirsiniz keyfinize göre. Şunu da kaldıralım, daha net bir şekilde görün. Direkt. Evet, bu gölge efektimizde bazı animasyonlarda kullanmayı düşünürsünüz diye aklıma geldi, göstereyim dedim. Bir sonraki videomuz belki bir yüz efektlerini, gülmedir, ağlamadır, üzülmedir yapabiliriz. Belki de bir basit bir penaltı vuruşu yapabiliriz çöp adamlarla birlikte. Ona şu an karar vermedim. Umuyorum ki bu uygulama sizin için faydalı bir örnek olmuştur. Buradan da save diyerek dosyamızı kaydediyorum. Yine aynı şekilde export diyerek film şeklinde de kaydedebilirsiniz. Resimler halinde de alıp GIF'e başka bir programda çevirebilirsiniz. Direkt bunun şu hangi halde duruyorsa o andaki resmini de direkt kaydedebilirsiniz. Ben kaydımı yaptım. Zaten videomda da Drive dosyalarım, videomu paylaştığım postun altında Drive dosyalarımda bunların hazır hali var. Uygulamak isteyenler programı indirip direkt o dosyayı Open'dan bilgisayarını açarlarsa aynı bu yaptığımız işlemi görebilirler. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere diyorum. Sizlere kolay gelsin.